Şimdi sıra geldi. Hepsi... Çıkmıyor. Ne diyeyim, nasıl yapalım? Pisa. Sen hatta olay ver de Poşet olarak hep hocam. Baş yaş. Başmış. Abi bunlar vardı. He. Yo şey değil. İçeride yani. Yaklar böyle. Yani sen bunlar kendi. Eve doğru dürüst geldim yok. Ben bayramdan sonra yine gideceğim. Tek bir ameliyatım var. Nerede tedavi görüyorsun abi? Hangi hastanede? Van 7. yılı. Evet. Kanadaşlar arasında 7. yılda. Ben de tesadüf denk geldim. Vesil abi onları paylaşmıştı. Evet. Sanallarında da arkadaşız öyle denk geldi. Vesil abi o da herhalde geç haberi oldu. Evet. Benim eniştem aradı, kendisine söyledi, Allah razı olsun, aynı günden geldi. Aynı gün, aynı saatte geldi. Gelin sen. Çıkarsaydın çocuklar. Zaten, yok, çizgi film aç, tamamdır, bir yer. Murat, ben durumunu sizin haber paylaşımınızda gördüm. Tesadüfen denk geldim. Orada haberi okudum. Yaklaşık bir 67-68 bin borcu vardı. Elektrikte yaklaşık 2 senemiz kesikti. Haberi okuduktan sonra kendi ben de sanal alemimde paylaştım. Destek olan tabi arkadaşlarımız da oldu. Bilecik'te oturuyorum, müteahhitlik yapıyorum. Sosyal yardımlaşma projelerinde de desteklerim oluyor. Bilecik'te Muş Malazgirt Kalalı Köyü'ne geldim. Önce TEDAŞ'a uğradık. İşte Murat abimizin elektrik borçlarını ödedik. Çünkü daha önce inşaata çalıştığım yüksek gerilim elektrik akımına kapılmış. Çalışamaz halde bir bacağı kesilmiş, bir kolu. Aynı şekilde iş görmüyor. Vücudun yaklaşık %70'i gene aynı şekilde iş görmüyor. Yani bütün hayırseverler, bütün insanların yardımcı olması lazım. 68 bin lira borcu yaklaşık bir 38 bine falan düşürdüler. Hem faiz hem ana paradan yaklaşık bir 14 bin lira para da sildi. Vedaş yardımcı oldu. Geri kalan borcunu ödedik, elektriğini açtık öyle. 2 yıl sonra Murat abimizin evine elektrik geldi. Çocuklar da aynı şekilde televizyon izlemeye başladı, çizgi film izlemeye başladı. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti. Allah razı olsun. Evet. Ben Muş Malazgirtliyim. Karalı köyde oturuyorum. Ben geçen sene 2022'de 11. ay 17'sinden Mardin Kızıltepe'ye gittim. Orada 4 gün çalıştım. 5. günü sabahı saat 9'da bir elektrik çarpma yaşadım. 380 voltla %40 çarpma yaşadım. Urfa
Yoğun bakımda tam bir ay kaldım. Bacağım Urfa'da alındı. Sol ayağı, sağ ayağım çok az bir şey çalışıyor. Sol elim gitmiş, çalışmıyor. Boğazım patladı, ölümlerden döndüm. Bütün vücudum yara içindedir. Benim aynı zamanda ölümlerden döndüm. Şükür Allah'a şu an yaşıyorum. Çoluk çocuğum içinde nefes alıp verebiliyorum. Benim o dönemden elektrik borcum piyasaya çıktı. 70 bin liralık elektrik borcu yaşadım. Ondan sonra bu borç nedeniyle Kazım Yağmur İstanbul'dan bu haberi okuyunca Allah razı olsun, İstanbul'dan yola çıkıpmış Malazgirt Karaalı 2'ye geldi. Şu an benim evimdedir. Bu bayramdan benim elektriğimi bıraktı. Bizi karanlıktan çıkardı çocuğumla, çoluk çocuklarımla beraber. Şu an çocuklarım televizyonu açıp da artık çizgi film izleyebiliyorlar. Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. 2 yıldan sonra ilk defa ışık evime geldi. Şu an ışığım yanıyor. Allah razı olsun Kazım Yağmur'dan. Şu an çocuklarla beraberiz. Çocuklar elektriksizlikten kurtuldu. Televizyon izliyor, çizgi film izliyor. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti. Diyecek başka bir şey yok.